Herkese merhaba. Bugün Otoguru'da çok enteresan bir konuğumuz var. Çünkü yanımızda bir Mercedes EQA var. Ama onun dışında tabii bu videoda çok değişik şeyler biz yaşıyoruz. Çünkü dediğim gibi ikimizin de çok elektrikli tecrübesi yok. Petrolhead deniyormuş bize. Evet abi, bize Petrolhead deniyormuş. Eğer sabredip sonuna kadar izlerseniz bu videoyu, bu araçla ilgili kafanızda hiçbir soru işareti kalmamasına çalışacağız. Çünkü ben Murat Pinaz. Ben Can Aksu. Ve burası da Otoguru. O zaman huzurlarınızda anahtarı Murat abiye veriyorum. Ve sürüşe mi geçiyoruz hemen? Sürüşten önce anlatmamız gereken bir şeyler var mı okuduğumuz kadarıyla? Vallahi aklına gelen bir şeyler varsa Can şimdiden paylaşalım. Sürüşte de hissiyatlarımızı paylaşırız. Tamam. Benim ilk elektrikli tecrübem, evet, seninle beraber. Bunu başta belirtmek gerekirse bu EQA 250 Plus diye geçiyor. Plus olmasının artısı, normalde 66 kW'lık bir batarya yerine 70 kW'lık bir batarya var. Araç sahibi arkadaşımız Nilay. Biz Bodrum'da çekiyoruz videoyu. Bu arada Nilay'a teşekkür ederiz. Nilay Çetinay'a. 500 kilometrelik menziliyle İzmir'e buradan çok rahat gidiyormuş ve oradan hatta 180-100 kilometrelik sağa sola da gidip şarj edip dönüyormuş. Evine bir wallbox kurdurmuş. Evinde normal trifazeden arabayı şarj ediyormuş yaklaşık 4-5 saatlik bir sürede. Yanılmıyorsam onboard bir bunun şarj için bir kit var bu araçların üzerinde. 11 kilowatt saati de destekleyen bir şarjı var. Alternatif akımda, yani AC'de. Evet. DC'de ise durum 300 kilowattlara kadar çıkabiliyor galiba. Hatta yanlış okumadıysam internet sitesinde 500 kilowata kadar destekliyor. 400 voltluk bir mimariyle yapılmış. Bu esasında bir GLA'nın evet, yani dışarıdan zaten çok bir elektrikli, çok böyle yeni nesil bir araç gibi durmuyor. Aslında normal GLA'nın elektriklisi gibi. Hatta Murat abinin söyleyecekleri arasında vardı. Normalde bu araç içten yanmalıya göre tasarlandığı için bataryaları çok düzgün yerleştirilemediği için bagajdan biraz kayıplar çalmışlar vermiş. Ve aynı zamanda arka, normal GLA'nın arka koltuğu biraz hareket ederken bunun kızaklı arka koltuğu sabitlenmiş. Hatta eski GLA'da yanlış hatırlamıyorsam kızaklı. Bunda sabitlenmiş bataryalar. Evet, yüzünden. Ama onun dışında ben Murat abiye arabayı ve sürüşü devretmeden önce Murat abi aracın arkasına aldık. Aldık. Aracın normal GLA'dan mesela birkaç farkı var dışarıdan ayırt edebileceğimiz, onu da göstereyim. Örneğin şu arkadaki LED'li ışık paneli sadece elektrikli modellerde var. Görüldüğü üzere aracımız EQA 250 Plus versiyonu. Buradaki Plus az önce Can'ın söylediği gibi bataryasının biraz daha geniş olmasından kaynaklanıyor. Tabii bu çizgi buraya geldiği zaman logomuz da normalde yukarıdadır biliyorsunuz Mercedes'lerde. Logo da aşağı inmiş ve buna bir fonksiyon katılmış. Buradan bastığımızda elektrikli bagaj kapağımız da açılmakta. Aynı zamanda aynı yerden geri vitese taktığınızda da o kapak kalkıyor ve içinden biri de küçük kamerada çıkıp bize görüntüyü sağlıyor. Bagaja gelirsek işte normal GLA'dan farklı olan kısım bu. Biraz kalabalık, kusura bakmayın. Normalde böyle kendi şarj kitleriyle ilgili şeyler çıkıyor. Onları alta da koyabiliyoruz. Bagaj bu haliyle 340 litre civarında bir bize boşluk sunuyor. Normal GLA'da bu 500 litre civarında bir boşluk sunmakta. Tek eksi sayabileceğimiz şey normal GLA'dan belki de bu. Dışarıdan yine aracı ayırt etmemizi sağlayacak şöyle birkaç detay daha var Can. İstersen öne doğru gidelim. Bir, jantlarımız. Jantlar daha çok elektrikli araçlara has, rejeneratif enerjiyi geri kazanım yapabilmemiz için özel tasarımlı jantlara sahip. Ayrıca önde de far içine yerleştirilmiş bu mavi çizgiler ve tamamen kapalı olan ön ızgarada bunu normal GLA'dan ayırmamızı sağlayacak minik detaylar açıkçası. Onun dışında aracın tasarımı AMG versiyon, bu galiba AMG versiyonu. AMG versiyonla düz versiyonu arasında da ön panjurda ufak farklar var. Görüldüğü üzere ön camda Daimler'in de imzası gibi küçük detaylar konmuş. Dışarıdan, yandan baktığımızda aynalarımızda sinyallerimiz mevcut. Yine LED grubu. Tasarımda normal GLA'dan bir farkımız yok. Burada da yine şarj istasyonumuzun kapağı var. Onları da size göstermek istiyorum şöyle. Tabii ben de açmayı bilmiyorum ama şu şekilde. Burada AC, beraber olduğunda da DC olarak şarj edebildiğimiz güzel bir şarj istasyonumuz da mevcut. Dediğimiz gibi komple cam tavan, açılabilir ön tarafı ve arka taraftan da baktığımızda ne görüyoruz dersek, isterseniz bineyim öbür taraftan da Can göster bize. Buyurun. Diz baş mesafesi de yapalım hemen her geçiyorum. Zamanki gibi. Ön senin boyun benden daha uzun. Aynen.
Ön koltuk aşağı yukarı bize göre ayarlanmış. İkimizin de boyu 1.80'in üzerinde. Şimdi kapıyı da kapatırsam göreceksiniz ki arka tarafta oturan için yeterli baş ve diz mesafesi de mevcut. Şuradan size baş mesafemi gösteriyorum. Cam tavanlara rağmen, yani o mekanizmalar yer kaybettiriyor normalde, ona rağmen baş mesafem rahat. Diz mesafem de tabii koltukların yapısı da bize destek olacak şekilde yapılmış. Zaten klasik bir Mercedes dizlik. Aynen abi. Orada içe doğru gömük. Burada arka havalandırma ve aynı zamanda iki tane Type-C girişli küçük bir kutucuk bulunuyor. Var. Demin bardaklıklar ışık kalmış. Açık burada bir bardaklıklı arka kol var. Dayama. Onun dışında koltukların sabit olduğunu söylemiştik. Burada bir tek eleştiri şunu yapabilirim. Gerçi çok uzun mesafe kaydetmedik bunu ama koltuklar bataryaların yerleştirilebilmesi amacıyla biraz alçak konumlandırılmış. Dikkat ederseniz burada bayağı bir boşluk kalıyor. Yani baldır destekleri yok. Bu da uzun yolculuklar için negatif bir şey olabilir. Ama bunun dışında arkada yolculuk edenler için hem güzel bir ortam var hem de yeterince alan var. Bunu söyleyebilirim. O zaman yavaş yavaş öne geçebiliriz. Geçelim. Tamam, hiç yapmadığım bir şey yapacağım çünkü bizim çocuklar istedi. Bodrum Uğur Okulları Turgut Reis kampüsünün 7A sınıfı öğrencilerine de buradan çok selam olsun. Evet, Mercedes EQA 250 Plus'ın içindeyiz. Ve şu anda Murat abi direksiyonda başlayabiliriz. Şimdi burada tabii çok güzel iki ekranımız var Can. Bunların boyutlarıyla ilgili bir hatırladığın bir şey var mı? 10.25 inçti galiba. Evet. Değil mi? Bakıyorsun şimdi bir tarafta sürücü odaklı bir ekranımız var. Tekrar. Üzgünüm. Bu konuda size şu an yardımcı olamam. Evet, şu anda birazcık arabaya yabancıyız. Burada bir touchpad var. Aynı zamanda dokunmatik ekran. Direksiyonun sağ tarafı büyük ekranı, sol tarafı da küçük ekranı bu arada kontrol ediyor. Bu zaten süper klasik abi. Mercedes'lerde olan bir şey. O zaman D'ye takıyoruz. Bu en sevdiğim şey Mercedes'te. Bir de rejeneratif evet kulakçıklardan abi. Bahsedelim. Aslında vites gibi yapmışlar. F1 vites kolu gibi yapmışlar. Çok ondan güzel da kulakçıklar var. Bu kulakçıklar üzerinde bir tarafta artı bir tarafta eksi olmak üzere iki kulakçık var. Tıpkı sanki vites kontrolü gibi. Fakat bunlar aslında rejeneratif enerji akışını nasıl yönlendireceğimize dair bize yardımcı oluyor. Hatta eksiye bastığında D eksi yazısını bilmem görebildiniz mi? Evet, çok net. Buradan da artıya bastığında D bu standart rutini. D artıya bastığında da sanki bir içten yanmalı motor gibi ayağınızı gazdan çektiğinizde normal bir kompresyon akışında gidiyor. Bir de basılı tuttuğunda D oto. Aa evet, o da mı var? O da kendi ayarlıyor. Fakat enteresandır. Dolayısıyla bu araç tek pedalla kullanmaya da müsait. Şimdi biz D otoda bir deneyelim ve artık yavaş yavaş yolumuza gidelim. Zaten D'deyiz dediğin gibi. El frenini otomatik olarak kendisi indiriyor ve çekiyor. Bakıyoruz. Gerçekten dönüş çöpü her zamanki Mercedes. Her zamanki gibi Mercedes hakikaten. Bu elektrikli araçlarda tabii bir motor sesi olmadığı için bu aracın sessizliği ve yol konforu çok öne çıkıyor. Burada üzerinde yanılmıyorsam 20 inç jantlar olmasına rağmen burası da oldukça bozuk bir yol. Ama sönümlemeler güzel gibi geldi bana. Tabii şimdi ilk etapta şuradan çıkıp bir ana yola çıkabilirsek gaz tepkilerinde hissettiklerimi anlatmaya çalışacağım. Önümdeki ekranların çözünürlüğü ve açıklığı, berraklığı çok güzel. Gerçekten Mercedes'in standartlarını karşılayacak şekilde yapılmış. Aynaların konumlaması da çok güzel. Henüz yola çıkmadım ama baktığım kadarıyla benim çok dikkat ettiğim bir şeydir biliyorsunuz. Bu aynanın görüşünün bittiği yerde iç merkezi dikiz aynasının görüntülemesi başlıyor. Dolayısıyla bir kör noktadan bahsetmek zor. Araçta zaten bir geri görüş kamerası var. Ön ve arkada park sensörlerimiz mevcut. Az önce Can'ın söylediği gibi. Çift bölgeli dijital bir klimamız var. Kontrol butonları son dönemde Mercedes'in sıkça tüm modellerinde kullandığı havalandırma menfezleri ve kontrol butonları da var. Senin dikkatini çeken bir şey var mı Can iç mekanda? Ekstra olarak ben ekrandan birkaç bir şey keşfettim. Tabii ne kadar işe yarıyor bilmiyorum. Burada konfor diye bir seçeneğin altında. Çok şöyle enteresan. Göstereyim pardon. Burada konfor seçeneğinin altında
bir takım programlar var. Koltukta ufak ön yolcu ve sürücüye hareketlendirici masaj yapıyor. Şu anda benimki aktif. Hatta burada ne olduğunu söylüyordu. Aynı zamanda burada uyumak istiyorsunuz diyelim, sağ çekip güç uykusu dediğinizde havalandırmayı, koltuğu ve içindeki ambiyans ışıklarını ve ekrandaki görüntüyü o şekilde çok ayarlıyor. Güzel. Aynı zamanda zaten klasik ambiyans ışıklarını, renk, aydınlık, onların şiddetini, ayarlı, onların her şeyini ayarlayabiliyorsunuz. Tabii şu anda gündüz. Uzun yolda mesela bir yerde şarj edeceksin, atıyorum yarım saat dinleneceksin, ona göre bir... Yeni Tesla'larda falan da oyunlar falan da var ya. Koca ekranlarda evet, film seyrediliyor, oyunlar seyrediliyor. Evet, aynı zamanda bir kablosuz şarj olduğunu söylemiş miydin bilmiyorum. Ha, yok, o zaten artık her arabada var. Olsun. Torpido gözü kilitsiz, klasik ama iş gören bir torpido gözü. Şey var mı, içinde bir kaplama var mı? İçinde bir kaplama yok, plastik. Yok, plastik. O da yani en basic modeli olduğu için. Kapı içleri gayet rahat. Buraya 1,5 litrelik benim çok sevdiğim yol boyunca su şişelere sığabilir. Sığabiliyor. Koltuk. Kol dayamamızın içinde 2 tane Type-C girişi ve aynı zamanda oldukça geniş bir cep var. Bu çok önemli, çok benim güzel için. Ben biraz dağınık yaşamayı bol, seven bol biriyim. Bol yer var esasında. Aynen. Önde de bir Type-C'miz var. Aynı zamanda kablolu, kablosuz şarj ve burası da tamamen kapanıyor. Bu. Benim eski külüstür jipim. Ekran dokunmatik mi? Ekran hem dokunmatik hem şöyle de burada bir touchpad var buradan. Aslında klasik Mercedes. Yani evet, o genini bozmamış. Hep kısa yol tuşlarımız, araç takibimiz, işte park kameraları, navigasyon, radyo, telefon diye o zaten çoğu Mercedes'te kısa yolu vardır. Hem buradan hem direksiyon üstündeki sağ touchpad'den hem de asıl touchpad'den yapabiliyoruz. Bunlar benim şu ana kadar keşfettiğim şeyler. Anladığım kadarıyla tabela tanıma sistemimiz de mevcut. Hani ne kadar hassas bilmiyorum ama. Bak hafif yukarı, yokuş yukarıyken ayağımı gazdan çekince tek pedal gibi bir sisteme geçti. Evet, çok ilginç. Şu anda Comfort'tayız. Comfort'tan başka Spor, Individual ve Eco var. Hadi Spor'u alalım Murat abi ya. Sana biraz... Şu gaza dokunayım bakayım. Evet, Spor'dayız şu anda. Gerçekten güzel gidiyor. Sessiz gitmek ayrı bir şey. Tabii ki bir arabanın bana göre kalitesini belirleyen en büyük unsurlardan biri onun kornasıdır. Bunda da bir çift sesi zaten Mercedes olmazsa olmaz var. Mercedes kornası var. Eskiden böyle araçların kalitesini belirlemek için bazı statülerim vardı. Yani çoğu insan kapı sesi falan der. Birincisi korna. Tek sesli böyle mıy 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 fa notasıyla olan bir notaysa. Ya da Japon gibi bip diyeceğim. Benim için birinci eleme yöntemidir. İkinci olan artık bu devirde 90'ların sonundan beri entegre anten, radyo anteni koyan arabalarda evet şu anda böyle harici anten gördüğümde o ucuza kaçılmasıdır. Doğru. Üçüncü de şu anda artık hepsi ledleşti ama üçüncü stop lambasının ampul mü led mi olduğudur. Gerçekten, yani gerçekten doğru göstergeler. Bu benim için böyle bir aracın kalitesini belirler. Hatta bende şu anda 2007 model bir Grand Cherokee var. Onun mesela anteni dahilidir. Aynı zamanda cam içine, cam içine gömülmüştür. Arka üçüncü stop LED'dir. Lambın. Ama mesela ondan bir sonraki kasada anteni normal anten yapıp zaten İtalyanlar aldıktan sonra normal ampulla üçüncü stopu yapmışlardır. Böyle çok enteresan gelir bana arabaların. Bir detay daha aklıma geldi. Ben de seninle aynı fikirdeyim. Abi ön kaputta amortisör hikayesi. O da mesela ucuza kaçmakla ilgili bir şey. Mesela bunda bakıyorsun amortisörü koymuşlar. Yani bir çubukla değildi. Ne var önde? Ben öne bakmadım bu arada. Önde maalesef Mercedes mühendisleri bu yine bir esasında petrol altyapısı bir araba olduğu için yani içten yanmalıya göre orayı motora ayırmışlar. Tabii bu aracın motoru altta şase aksın içinde konumlandırılmış olmasına rağmen normalde orada bir bagaj alanı yaratılabilirken bunu tercih etmemişler. Orada ne var? Anladığım kadarıyla klima sistemimiz, elektrik sistemimiz, kontrol üniteleri gibi pek çok ıvır zıvır kablolanmış pek çok şey var. Yani orası dolu, kullanılır halde değil. Neredeyse normal içten yanmalı bir motor kadar dolu kaputun içi. Bataryalarımız alta doğru konumlandırılmış. Tabii gaza ilk tepki çok enteresan. Bu normalde tabii elektrikli arabalarda hani herkesin bahsettiği inanılmaz fırlamalar falan yok. Ya kendisi iyi ayarlıyor. Şerit takip sistemi de doğru çalışıyor. Pek sevmiyorum bunu ama. Ben evet bunu ilk kullanırken o ilk elektrikli arabam. Seninle diğer test ettiğimiz Relive'ı saymazsak. Normalde hani araba gibi arabadan bahsedersem. Normalde böyle herkesin anlattığı işte koltuğa şöyle yapıştırıyor böyle yapıştırıyor. Bunda öyle bir hissiyat yok. Bu yine tabii ki normal şu anda ortalama standart bir GLA'ya göre belki çok daha iyi
gidiyor. İvmelenmesi iyidir ama hani wow hani koltuğa yapıştım parayı alamıyorum falan öyle diyecek bir şey kadar yok, bir evet. ivmelenme ben yaşamadım. Yok evet. Ne kadardı? 190 beygir galiba. 190 beygir. 375 Nm tork. 2 tonluk var. Bir ağırlığa sahip olduğunu söylemiştin. Aynen 2 ton civarında. Ya ben şu anda ilk intiba tabii çok kısa bir yol yaptık ama şeyi bence çok güzel dozajlamışlar. Yani elektrikli arabaların böyle kontrolsüz hızlanma hissi bende biraz endişe yaratıyor açıkçası. Bu gayet kontrollü. Bunlar gayet çok normal. Kontrollü. Yani ben bana şu anda elektrikli bir araç olduğunu söylemesen dışarıdan. Evet doğru. Şöyle telefonla konuşarak anlamadan arabaya binsem hani biraz anlıyorum hani maviler bilmem neler egzoz yok falan. Şu anda gayet ses yalıtımını hafif bir müzik açıp ses yalıtımının iyi olduğunu düşünüp gerçekten. Kadrına da bakmazsam hiçbir şey normal bir içten yanmalı araç sanırım. Bana göre eski bir Alman kullanıcısı olarak çoğu markayı uzun süre kullanmış biri olarak Audi'ler, Mercedes, BMW hiçbir zaman çok premium'una çıkmadım ama hep ortalama segmentte bir model kullanmış biri olarak. Modeller yenilendikçe verdiği keyif azaldı. Azalıyor, mesela evet, BMW 90'lı yılların sonunda E46 3 serisi vardı hatırlarsınız. Evet, işte sıralı 6 silindirli bir 320 makinesi vardı. Hı hı. Bir daha bir sonraki kasada 4 silindire döndüler. Turboya döndüler, ona döndüler. Bunu tamam. Gitgide ruh kayboluyor değil mi? Ve bütün arabalar bana aynı geliyor. Yani kullanış hissiyatı, o karakteristik özellikleri, o şeyleri kalmıyor artık ne yazık ki. Yalnız tabii ivmelenmeler, ara hızlanmalar evet, çok başarılı. Dönüşte ben kullanacağım ha. Tabii tabii aynen. Şimdi şeye bakıyorum, tabii ben şerit takibi nasıl devreden çıkaracağımı bilmediğim için onunla sinyal verdiğinde zaten şeritte evet. çıkıyor. Ama tabii şeyi de merak ediyorum. Şunu rejeneratiften çıkarsak, yok pardon, şöyle otodan çıkartıp normale aldım. Şimdi otobüslerde hatırlıyor musun retarder vardı. Şimdi ona bakmak lazım. Demin ona çok bakalım. Güzel bir soru evet. sordun. Acaba bunu böyle en yüksek rejeneratif kazanım sırasında kullanırken arkada stop lambalarını yakıyor mu ona bakmak lazım. Onu videonun lazım. Sonunda alanımıza döndüğümüzde hususi bir şekilde yapalım yani bakalım. Cam buradan döneyim ister misin? Tamam dönebiliriz. Dönebilir miyim tabii. Otobüslerde de retarderın ilk kolu hafif yavaşlatır. İkinci kolundan itibaren arkada stop lambaları yanmaya başlar. Tabii bu önemlidir. Bunda da yani rejeneratif olay fren diyeyim fren açık gibi. Olduğunda ayağınızı gazdan çektiğinizde ciddi bir anlamda yavaşlatıyor. Bunu ben hep dinliyordum elektrikli araç tanıtımlarında. Bu şey diyorlar değil ilk mi? Defa tek pedalla kullanma. Tek pedalla, ileride öyle olacak falan diyorlar tabii. Gerçi biz. Evet öyle görünüyor yani. Onda şimdi, acaba stop ışığı yanıyor mu? Merak ettiğim şey bu. Ona bakalım hakikaten. Ya şöyle ömrümün sonuna kadar şöyle normal arabaları kullanmaya devam etsem ne güzel olur ya. Valla tabii biliyorsun çok tartışmalı konular. Büyük firmalar elektrifikasyon yatırımlarının çoğunu durdurmaya başladılar. Benim kafamdaki soru işareti ne biliyor musun Murat abi? Yani şimdi bak hepimiz yıllardır bundan 15 sene önceye gittiğinde. Ben şurada durayım tamam. da evet abi seni devam diyorum. Edeceğim geldiğimde. Şimdi şöyle durdum. Direksiyonu cana devredeceğim. Park freni için ne yapacağım? Bunu böyle elimle çekiyorum. Bunu da parka alıyorum. Tamam. Evet şimdi değişelim. Pilotunuz benim. Çok güzel ya genel itibariyle. Bakıyoruz. Evet. Uçağıma hoş geldiniz. Evet sinyalimizi verelim. Solda araç olduğunu uyarıyor ondan dolayı. Evet orada kör nokta uyarısı. Şimdi benim elektrikli araç konularındaki en büyük soru işaretim şu. Hiçbirimizin artık sokağa atılacak parası yok. Yok. Nasıl ki bundan 15 sene önce bir Nokia telefon alıyorduk ve hani kırılana kadar kullanıyorduk. Doğru. Yeni modeli zaten sürekli çıkmazdı veya çıksa da bizim dikkatimizi çekmezdi. 3 sene, 4 sene, 5 sene bir telefonu biz kullanırdık. Annelerimizden, babalarımızdan hatırla. Aynen. Fakat bu hayatımıza akıllı telefonlar girdikten sonra sürekli güncellemeler, güncellemelerle telefonun eski kalması, yeni telefonların teknolojik olarak gelişmesi ve elinde kullandığın telefonun demode kalarak aslında bir işe yaramaması ve her şeyi geçtim birkaç sene sonra artık o güncellemeleri kabul etmemesi. Şimdi ve pillerinin de tabii doğal olarak eskimesi. Hadi o telefon ki telefon dediğimiz şey bile artık neredeyse 100 bin lira civarına falan bir rakamlara çıktı. Dediğin doğru esas. Araçlarda benim 15 senelik içten yanmalı arabam bile şu anda ilgi görüp para ediyorsa bunlarda durum elektrikli oldu. De şu anda bu arabaya biz wow 500 km menzil İzmir'e gidiyor diyoruz. Bu araba 5 sene sonra hem pil ömründen yiyecek hem de 1500 km belki menzilli arabalar gelecek ve araç satışı için kontrollü eskitme planlı eskitme için
eskitecekler belki de arabaları. Tamam, belki telefon tamam. gibi 2 sene 3 sene değil de belki 7-8 seneden sonra araban ilgi çekmeyecek. Doğru söylüyorsun. Biz, yani o zaman şöyle bir şey mi demek istiyoruz? Yani hani bu araçları üretmek ne amaçla üretiyoruz? Çevreyi, dünyamızı, geleceğimizi evet. koruyacağız ama tam tersi bir sonuç ortaya çıkıyor. Yani gibi. Sonuçta Avrupa'da veya Amerika'da tüketime yaşamıyoruz. Dayalı. Orada artık hani araç almak bizimki kadar zor değil. Değiştirmek zor değil. Hani onun ödemeleri, devlet teşvikleri, doğru. onlar bunlar. Hani bu biraz bize şu anda uygun mu? Ona yani benim şu anda mesela bir elektrikli alacak bir param ben de henüz yok. O kafaya hani... gelmedim açıkçası. Çünkü şöyle birkaç tane sıkıntı var benim kafamda. Birincisi şarj olayı. Hı hı. Şarj olayı derken bekleyeceğimiz süre artık benim çok umurumda değil. Çünkü yeni nesillerde örneğin Porsche Taycan'da 800 voltluk bir altyapıyla bakıyorsun 10 dakika içerisinde %10'dan %80'e gelebiliyor. Fakat mevzu o değil de neticede bu elektrik geri dönüşümlü ya da yenilenebilir bir yerden gelmiyor. Klasik işte fosil yakıtın yakıldığı ya da işte o santrallerden geldiği tabii, için. Tabii sonuçta üretim yani, için güneş panellerini kullanmıyoruz. Kullanmıyoruz. Ya tek tek arabalardan karbon salınmıyor ama tüm bu elektrikli arabalar için bir santralden aynı miktarda karbon salınıyor. Yani bu bir yama gibi geliyor bana. Bence bunlar henüz. Bir başlangıç. Yani aynen. bu ilk çıkan telefonlar gibi düşün. Doğru. Bundan belki 15 sene sonra güleceğiz. Hani bunları. Vay be arabayı şarj ediyorduk falan diyeceğiz. Doğru. Çünkü biz Bodrum'da yaşıyoruz biliyorsunuz. Hani Bodrum'da yaşarken elektrikli araç problem. Kullanmanın artıları da var, eksileri de var. Elektrik burada bir anda gidebilir ve gelmeyebilir. Ama tabii yollar, mesafeler çok uzun olduğu için elektrikli araç kullanmak burada son derece ekonomik. Nilay, aracın sahibiyle konuşurken ben ayda 7-8 bin lira burada bir elektrik benzin masrafı, yakıt masrafı veriyorken şimdi... Nilay 1000 lira bile vermediğini söylüyor. Çok iyi. Gerçekten bu arada bak çok iyi. Şeydeyim, rejenerasyondayım. Bak bastığım anda şu anda virajda frene basıyor. Kesin basıyor yani. Evet, şimdi birazdan bakacağız ona, kesin basıyor. Aynen. Alışmak şey ya, ben böyle tabii süzülür süzülsün diye şey yapıyorum. Bastığım anda cart diye ayağını çekiyor. Çekiyorsun değil mi sadece? Çekiyorum, ayağımı çekiyorum. Frene basmıyorsun yani. Bakalım şimdi şuraya. Tamamen rejenerasyonla gireceğim, kesin basıyor. Yani şu anda evet, kaza yaparız eğer basmasın zaten. Basmıyorsa. Arkadan biri girer yani. Ben şimdi şurada şöyle yapıyordum. Bir dönelim ve şöyle bir gaza kickdown. Bir dokun bakalım. Evet, çok böyle bak sonradan geliyor kafası. Sonradan İşten yanmalı motor gibi. Böyle bir boşluk var sanki ama bence korkutuyor da yani sonradan. Bilerek yapmışlar sanki. Şu anda yüze, bir anda yüze. Kesin yakıyor abi. Ama bir anda spor moddayız diye. Dur onu ben normali bir alalım. Normali al bakalım. Comfort'tayız. Tabii şimdi yokuş aşağı. Tabii bu arada aracı aldığımızda bataryası %100 doluydu. Şu anda kaç acaba bilmiyorum. Bakacağız. Hepsine bakacağız. 9 kilometre yol yapmışız ve bayağı aslında acemi gibi kullandık. Bas çek, bas çek falan. 478 kilometre menzilin kaldığını söylüyor. 500'dü. Yani 9 kilometre gittik. Ha, 479'a çıktı. Evet 11 gitti gibi. Çok iyi. Aynı o şeyde. Zaman doğru ölçüyor demek. Bataryanın yüzdesi kaç kaldı? İstiyorsan bir devam et. Tamam öyle yaparım. Midtown'la oradan döneriz. Aha. Oo, bakalım frenler nasıl? Işık sarıya yandı diye kendi şey yaptı. Öyle mi? Evet. Tabii doğru. Lambaları da okuyor ne ama kendisi fren yani. Yaptı öyle mi? Sert. Kendi durdu gördün yani. Ben de şaşırdım ona. Hatta sert bir fren yaptı. Evet. Umarım arkayı görüyordur ya. Tabii yok canım. Arkada yakıyordur yani kesin. Evet. Şeyle ilgili, iç mekanla ilgili şunu söyleyebilirim. Sıcak bir gün. Cam tavan tamamen açık. Klima oldukça yeterli bence. Güzel üflüyor. Üstümüzde kalın çünkü. İki tarafta da hem önde, hem sağda hem solda elektrik kontrollü ve hafızalı iki koltuğumuz var. Ayrıca gördüğüm kadarıyla ön koltuklarda ısıtma da mevcut. Can'ın dediği gibi masaj da mevcut. Şimdi burada enerji akışı var. Burası da gerçekten %95 hoş. Bataryamız. 100 almıştık. %95. Çok güzel. Ama dediğimiz gibi biz çekilmeye başlamadan önce de biraz klimayı çalıştırdık. Yaptık, orada sıfırladık aldığımızda. Muhtemelen bir 3-4 kilometremiz öyle vardı. Orada da bir ikimiz de bir ne oluyor diye baktık. Yani şu anda rejenerasyonu çıkardım. O adam araba gibi gidiyorum normal. Evet evet. Oh, ben önce çok güzel. Evet, böyle abi. Güzel yani. O tek bana böyle girin abi. Debriyaj bile olabilir şu anda yani. O tek pedal sürüşü hakikaten beyin değiştirmek lazım. Bir sürüş alışkanlığımız var. Bir hafızamız var. Onu bir alışkanlık gerektiriyor elektrikli araçlarda. Buradan yine unutmadan hep elektrikli araç çek diyen bir çok sevgili dostum var, lise arkadaşım. Avustralya'da yaşıyor. Cem'e de selam olsun. Senin için bu Cem. Avustralya'da ne elektrikli araçlar var. Her taraf elektrikliymiş yani. Çünkü. Şu anda... Evet yani benim genel olarak söylemek istediklerim bence yol konforu da güzel. Mesela yani hiç standart... motor sesi yok.
yani olmamasına, motor sesi yokken bile yuvarlanma sesi de çok rahatsız etmiyor. Tabii evet. Yüksek süratlere çıkamadık. Hani ne oluyor yüksek çok sürat? Çok sessiz benzinli bir araç gibi yani. Gibi. Şu anda aynen. Başka hiçbir şeyi yok. Hele rejenerasyonu kapatırsanız doğru. Tamamıyla çok sessiz böyle küçük hacimli, iyi izolasyonlu bir araba gibi. Klasman aynen. Bir araç yani. Yani zaten hepsi aynı. Geçen gün bir Opel Mokka kullandım. Hani aynı, anladın mı? Hani o Peugeot 2008 kullanıyorum bazen. Aynı yani direksiyon hissiyatı falan diyorum ya. Zaten artık hepsi aynı. Yeni Amarok'larla Ford pick-up'lar aynıymış. Aynıymış. Evet. Ekranın içi bile aynı yani. Maalesef. Ticarilerin çoğu aynı. Artık at izi it izine karıştı arabalarda. Ya, yani Mercedes öyle. Yok. Hangi arabaya binsen, Mercedes'e binsen şey derler ya, Renault motoru var bunda filan. Yani çok biliyor insanlar. Her bir tane. E tabii ki değişen koşullar anladığım kadarıyla yani bu bir ticaret neticede. Otomotivde de birliktelikleri, anlaşmaları ortaya çıkarıyor. Mecburen evet. Ortak yapımlar, ortak parçalar, ortak ne bileyim dizaynlar ortaya çıkıyor hakikaten. Ama tabii şu arabada şunu söyleyebilirim bu araba için. Hani sürüş hissiyatı az önce Can size bilgi verirken ben birkaç virajda şöyle bir gaza yüklendim. Arabada bir önden tabii ani bir tork geldiği zaman güvensiz. Sanki ön tekerlekler kayacakmış gibi bir his geliyor. Belki kaymayacak ama. İlk elektrikli önden çekiş araba mı diyordun sen bunun ya için? Mercedes'in galiba ilk elektrikli önden çekişli arabası. Çünkü EQE, EQS ve EQC de var galiba. Bunlar çoğu 4 tekerlekten çekiş diye biliyorum. Yanlış varsa lütfen aşağı yorumlarda da bizi yorumsuz bırakmayın. Çünkü dediğimiz gibi Can da ben de petrol head bir durumdayız. Bana göre bir araç arkadan itiştir ya da 4 çekerdir. Aynen. V6'dan aşağı, V6'dan altı bir araç araba değildir. Yani ben eski değişemiyorum abi bazı konularda. Vallahi. Ya bu tabii ilginç bir tecrübe. Ya şu şarjın bende yarattığı bir anksiyete var. Can'la da hep bunu konuşuyoruz. Onda da aynı şey varmış. Hani yolda kalır mıyız? Anlamsız bir yerde kalır mıyız diye. Halbuki bütün dünya buna alışıyor. Bakalım önümüzdeki dönem gösterecek yani. Evet. Her yer elektrikli ya bir de en olacak. Nihayetinde biz İstanbul'a uzak bir yerde yaşıyoruz evet, ama orada abi. Da bir hayatımız var. Büyüklerimiz orada. Gidiyoruz, yani geliyoruz. Benim şu anda acil bir şekilde bir sağlık durumunda bir telefon gelse 5 saatte 5,5 saatte İstanbul'a gitmem lazım. Yani yok yolda duracaksın da bir kedi bir köpek var. Evet. Hani yok şarj edeceksin de bilmem ne de. Nasıl ikinci olur? Aracın Bodrum'da yani olabilir okey. Hani ama tek araç kullanan biri için ben kendim için veririm abi. Hani petrolle para veririm yani devam yapacak ederim. Bir şey yok ne yazık ki. Şu an için. Ya bu arada tabii hani olay çevreyi korumaksa, çevrecilikse, karbon salınımını düşürmekse Mercedes'in fabrikaları, otomobil ürettiği fabrikalar tüm dünyada 2019'dan beri en azından karbon nötral fabrikalar yapmayı başarmış Mercedes. Bu anlamda o açıdan gerçekten çevreci, derdiniz çevre ise elektrikli araba kullanacaksanız bir Mercedes burada daha iyi sonuçlar veriyor. Evet, şimdi kapatmadan önce dışarıda kapatırız. Şu fren ışığına bir bakalım. Bakayım, istersen. Ben inip bakıyorum o zaman. Evet, şu anda aracımızı Nilay'a teslim etmeden önce videoyu kapatacağız. Kapatmadan önce bir şey unuttuk. Ses sistemini size dinletmedik Murat abi telif yemesin aynen. Diye. Bu araba bas paketle gelmiş. O üstüne konulan müzik sistemlerinden şu anda yok. Ona rağmen gayet yine de fena değildi bence de. Standart. Yani size dinletemedik ama. Böyle bir içinde wow bas hissiyatı falan istemedim. Hayır, öyle bir hissedemedik şey ama yoktu. Gayet. Ama yeterliydi normalin yani. Normalin üstüydü. Ya bir evet. Elektrikli arabada tabii ses olmadığı için müzik sistemi de önemli evet. Ama o anlamda da yeterli gibi göründü bana açıkçası. O evet zaman... Can yine bana eşlik ettin. Çok teşekkür ediyorum. Çünkü seninle araba paylaşmak, arabadan keyif almak benim çok hoşuma gidiyor. Bugün beni yalnız bırakmadığın için ekstra teşekkür ederim. Bu arada Can'ın hem bir YouTube kanalı var. Çok aktif değil artık. Aktif bu. Değil ama istiyorsan Can sporla ilgili olan Instagram hesabından biraz tabii, bahset. Tabii Can Aksu, Caksu diye Instagram'ım var. Orada istikrarlı bir şekilde videolar paylaşıyorum. Benim siz de spor hareket hocam, edesiniz biliyorsunuz. Diye, yanlış hareket etmeyesiniz diye aynı zamanda. Murat aynen. Abi de demin diyordu 20 senelik montumun içine girdim Can'ın sayesinde. Ya kilo verdirme değil benim hedefim, sağlık ama. Ama olsun abi. Evet, o zaman kapatabiliriz yavaş yavaş. Evet, bir elektrikli aracı da böylece test etmiş olduk. Şeytanın bacağını kırdık. Bundan sonra değişik araçlarda
değişik maceralarda umarım Can'la beraber buluşmak üzere. Hepinize sağlıklı, mutlu günler dilerim. Benim jipi çekelim. Petrolhead olarak. Vallahi onu çekelim, altı silindirin sesi gelsin. Evet, görüşmek üzere.